Ben bu akşam yemeği Muzaffer Bey'le baş başa yemek istiyorum. Ne demek şimdi bu? Beni duydun. Bu akşam seni bu masada istemiyorum. Saçmaladığının farkında mısın sen? Saçmalarım, saçmalamam. Keyfimin bileceği iş. İstersen kal. Ben de Muzaffer Bey'e Ramazan'la bana yaptıklarınızı anlatayım bir. Nereye hemşire? Yemeyecek misin sen? Midem bulanıyor. Biraz uzanacağım abi. Peki. Otur lütfen. Eline sağlık. Afiyet olsun beyim. O da hazır mı? Hazır. Gel benimle. Nereye? Gel. İtiraz yok. Vehiye burayı çalışma odası olarak kullanırdı. Ben ne yapacağım ki çalışma odasını? Ne mi yapacaksın? Sana gelen mektupları burada okuyacak, yazışmalarını burada yapacaksın. Kim mektup yazacak ki bana? İleride çiftlik işlerini Halide'den devraldığında, yani bir iş kadını olduğunda göreceksin. Sevmedin mi yoksa? Yo, sevdim ama. Ama? Behiye Hanım'ındı ya burası. Artık seni. Hadi, geç otur. Demek bu odayı da sana verdi ha? Ne var? Ne istiyorsun? Şu sofrada yaptığın tehdit. Hazır eline bana karşı kullanabileceğin bir fırsat geçmişken iyi değerlendirmeye bak. Çünkü eninde sonunda seni göndermek için sıra bana gelecek. İşte o zaman ilk seferki gibi hata yapmayacağıma emin olabilirsin.
halden içeri girdiğimde bir an şaşkınlığımı gizleyemedim. Ortalık bomboştu. Bütün lokali kapatmıştı Muzaffer. Sanki bir rüyada gibiydim. Üzerimde ilk defa giydiğim yeşil tuvaletim, boynumda Muzaffer'in hediyesi gerdanlığımla bir prenses gibi hissediyordum kendimi. İçeri girer girmez anlamıştım zaten Muzaffer'in niyetini. Heyecanla o anı beklemeye başladım. Bana evlenme teklif edeceği anı. Yemeğimizi yemeye yeni başlamıştık ki Muzaffer bir garsonu yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Orkestra o anda bizim şarkımızı çalmaya başladı. Cheek to cheek. Sonra Muzaffer cebinden küçük bir kutu çıkarttı. Yüzüğe görür görmez aşık olmuştum. Hakikaten de eski insanların dediği gibi yıldızlardan kopmuş bir parçaydı o mavi elmas. Sonsuz aşkın gerçek sembolü. Sonunda gözlerimin içine bakarak benimle evlenir misin diye sordu. Kendimi naza çekmek aklıma bile gelmedi. Bir an bile düşünmeden evet dedim. Müsait misin hemşire? Tabii ki abi. Sana söylemem gereken bir şey var. Hı hı. Çok önemli bir karar aldım. Ve bu kararımı saygıyla karşılamanı bekliyorum. Senin kararlarına her zaman saygı duyduğumu biliyorsun. Âlâ. O halde Güllü'ye evlenme teklif etmem seni rahatsız etmeyecektir. Umarım bu kararı vermeden önce iyi düşünmüşsündür. Düşündüm. Evet. Behiye'nin ruhuna saygısızlık ediyorum diye düşündüm önce. Çünkü ona aşktan da öte bir tutkuyla bağlıydım. Ve bunu ancak onun kadar güçlü bir tutku yok edebilirdi. İşte şimdi ben bu tutkuyu Güllü'ye karşı hissediyorum. Behiye yengeme olan tutkunu anlayabiliyorum. Ancak Güllü'ye karşı hissettiklerin bil ki seni bir felakete sürükleyecek abi. Nasıl böyle söyleyebilirsin Halide? Niçin bize bir fırsat vermiyorsun? Niçin bu kadar karşısın bu ilişkiye? Çünkü ona karşı duyduğun his tutku falan değil. Bir erkek iki kadını da aynı aşkla, aynı tutkuyla sevemez. Güllü'nün zayıf kişiliğinde Behiye yengemi arıyorsun. Olmaz bu abi. Hiçbir zaman da olmayacak, anlasana. Ben kararımı verdim hemşire. Ve bunun için senden onay falan da beklemiyorum. Sadece haber veriyorum. Uyandırmadın değil mi? Yok, hayır. Ne oldu? Niye suratın asık? Yok bir şey. Bu akşam büyük kulübe gidelim mi? Sıkıntılı günler geçirdin. Biraz rahatlar, eğlenirsin ha? Şey, bilmem ki. Canım bilmeyecek ne var? Ama senden bir ricam var. Neymiş? Gel benimle. Thank you.
Bunu giymeni istiyorum. Sana çok yakışacağından eminim. Çok güzelmiş. Beğenindi. Yalnızca bir kez giydi. Nedense en çok bu kıyafetini severdim onun. Şey, bu bana biraz büyük gibi. Başka bir şey giysem? Canım ne olacak? Madam Emma'ya gideriz, akşama kadar halleder. Ha? Peki. Güzel. Hadi gel. Kahvaltıdan sonra çıkarız. Madam, siz çok mu iyi tanırdınız Beyi Hanım'ı? İyi tanırdım tabii. Sık sık elinde moda dergileriyle bana gelir, orada gördüğü elbiseleri dikmemi isterdi. Çok mu severdi Muzaffer Bey? Çok severdi. Hani filmlerde, romanlarda olur ya, öyle bir aşktı ikisinin aşkı. Peki, eceliyle mi öldü Beyi Hanım? Eceliyle. Ama zaten o kazadan sonra yarı ölü gibiydi. Ne kazası? Atıyla dolaşırken at yılandan mı ne ürkmüş, uçurumdan aşağı yuvarlanmışlar. O günden sonra felçli kaldı Behiye Hanım. Ne feci. Çok feci. Öyle kötü bir vaziyetteydi ki boyundan aşağısı tutmuyordu. Sonra bir gün duyduk ki intihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Hı hı. Nasıl? Çiftliktekilerin anlattığına göre yıkanmak için küveti doldurtmuş. Sonra beni yalnız bırakın diye herkesi çıkartmış banyodan. Yarım saat, bir saat sonra hiç ses çıkmayınca gidip bakmışlar. Behiye Hanım suyun altındaymış. Çok yazık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.